Dünya üzerinde üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en çok görülen bir hastalık olan yüksek kan basıncından bahsetmek istiyorum. Literatürde bilinen ismiyle hipertansiyon, Türkçesi yüksek kan basıncı. Dünyada söylendiği gibi 3'te 1 insanın, yani yapılan araştırmalarda göstermiş ki %30 kadar bir rakamla veriliyor toplumda rastlanma sıklığı olarak. 3'te 1 insanın muzdarip olduğu bir hastalık hipertansiyon. Tabii bu çok büyük bir rakam. Bu büyük rakamda sağlık harcamalarında, sağlık ekonomisinde büyük yükler getirmiş demektir. Ülkelerin sağlık için harcadığı rakamlar kendi bütçeleri için çok önemli. Hipertansiyon da bu nedenle ekonomik olarak da çok yük getiren bir hastalık. Niye böyle? Çünkü insanlar hipertansiyona gerektiği kadar önem vermiyorlar. İnsanlar önem vermeyince maalesef sağlık çalışanları da bu önemi gözden kaçırıyorlar. Ve böylece hipertansiyon sağlık ekonomisinde fazlasıyla yer tutan bir hastalık haline geliyor. Şimdi basitçe hipertansiyon konusundaki bilgilere şöyle bir göz atmak istiyorum. Birincisi, kan basıncı nedir? Kan basıncı basit olarak kalbin etrafa pompaladığı kanın damar duvarlarına yaptığı basınçtır. Bu basıncı biz herkesin bildiği gibi dışarıdan, koldan, bilekten ölçebiliyoruz. Ayrıca tabii yoğun bakımlarda olduğu gibi damar içinden de ölçebiliyoruz. Peki hipertansiyon nedir diye sorulacak olursa, hipertansiyon değeri son yıllardaki çalışmalarla tansiyon değerleri olarak farklılıklar gösteriyor. Birçok otörün veya ülkenin bu konuda yaptığı çalışmalar son yıllarda farklılıklar getirmeye başladı. Ancak bizim klasik olarak bilmemiz gereken tansiyon değerleri sistolik 14, biz buna 140 milimetre civa diyoruz, halk arasında 14 denebiliyor. Diyastolik, yani küçük tansiyonda 90, yani 9. Halk dilinde söylemek gerekirse büyük 14, küçük 9'un üzerine çıkan her tansiyon değeri hipertansiyon olarak değerlendirilmektedir. Dediğim gibi küçük farklı bilgiler okuyabilirsiniz. Ancak klasik olarak bizim burada 14-9'u unutmamamız gerekiyor. Kimler risk altındadır? Hipertansiyonu, ileride hipertansiyon olabilecek insanları şöyle gözden geçirirsek, ailesinde tansiyon yüksekliği olanlar, kronik hastalığı olanlar, mesela şeker hastalığı gibi, risk olarak stres, yoğun işlerde çalışanlar, mesela doktorlar bunlardan bir tanesidir. Tuzlu, çok yoğun tuzlu beslenenler risk altındadır. Kimler risk altındayı bitirdikten sonra hipertansiyonun belirtileri var mıdır? Halk arasında özellikle ben tansiyonum yükselince fark ederim diyen bir grup var. Bunun tersine, bizim bilgilerimiz maalesef bunun tersine, hipertansiyonun çok fazla bulgusu, belirtisi yok. Bundan dolayı zaten insanlar gereken önemi vermiyorlar. Hipertansif hastalar, yurdumuzda yapılan çalışmalar, biraz önce bahsetmiştim, %30'lara hatta daha fazlaya varan hipertansiyon rastlanma oranları veriyorlar. Yani 3'te 1 insanımız hipertansiftir aslında. Yani 80 milyon desek 24 milyon hipertansiyon hastası var demektir. Ancak hepinizin de bildiği gibi bu kadar hipertansiyon hastası görmüyoruz. Niye? Çünkü insanlarda belirti yok. Belirti olmayınca da doktora gitmiyorlar. Doktora gitmeyince de tansiyonları ölçülmüyor ve hipertansiyon tanısı konulmuyor. Bu böyle midir gerçekten? Evet, böyledir. Neredeyse %50 hasta hipertansiyon olduğunu farkında dahi değildir. Çünkü belirtisi yoktur. Ben tansiyonum yükseldiği zaman bilirim diyenlere de çok güvenmek lazım. Çünkü tansiyon hastalığı maalesef belirti vermeden ilerlemekte, belirti vermeden birçok sorunlara yol açmaktadır. Varsa hipertansiyon hastalığının belirtisi neler olabilir? Bunlar da hipertansiyon denecek çok böyle özellikli belirtiler değil. Nedir bunlar? Baş ağrısı, baş dönmesi, sabah yorgun kalkma, bazen iştahsızlık, bazen kalp çarpıntısı, nefes darlığı. Bunlar hipertansiyon belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Ama söylediğim gibi esası şudur ki
Tansiyonun her zaman belirtisi yoktur ve bundan dolayı da insanlar fark edemeyebilir. Peki buna karşı ne yapacağız? Yapacağımız şey şudur. Sağlık çalışanları hastayla karşılaştıklarında mutlaka tansiyonu ölçmelidir. Hasta olarak doktora giden insanlar da tansiyon ölçmesini teklif etmelidir ki hipertansiyon tanısını koyabilelim ve bu %50'lik bir kısmı yoğun olarak tansiyonun etkileriyle karşı karşıya olan bir kısmı, bu kısmı da tanıyı koyup tedavilerini yapalım. Çok önemli bir konudur bu. Hipertansiyon damarlarla ilgili bir hastalık ve damarlarda her organda olduğuna göre her organın sıkıntısı ortaya çıkabilir ama özellikle tansiyonun etki ettiği ve zarar verdiği organlar vardır. Bunlar nelerdir? Beynimiz, gözlerimiz, kalbimiz, böbreklerimiz. Ama esası şudur ki damar olan her organda tansiyon, hipertansiyon sorun çıkartabilir. Eskiden çok görüyorduk, şimdi daha az rastlıyoruz. İnsanların doktorlara daha çok ulaşabilmesi, tedavilerin daha güzel olması nedeniyle örneğin benim daha genç yıllarımda, asistanlık yıllarımda neredeyse her gece birkaç tane beyin kanaması, tansiyon nedeniyle beyin kanaması görürsek artık bunları görmüyoruz desek yeridir. Çok az görüyoruz. Yani tedavilerimiz çok iyi. Yani ne demekmiş? Tansiyon hastalığı beynimize, gözümüze, kalbimize, böbreklerimize zarar verebilir. Bu zararı da engellemek bizim elimizde. Hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların dikkatle olaya vakıf olmasıyla bu zararları ortadan kaldırabiliriz. Hipertansiyon tedavi edilebilir bir hastalıktır ve gayet güzel tedavi edilir. Elimizde büyük çalışmalara dayanan, kanıtları bol, tedavi ettiği ispatlanmış çok güzel ilaç grupları var. Bu ilaç grupları doğru hastalarda, doğru şekilde kullanıldığı zaman tansiyonu normal sınırlara çekebilir. Aramızda görüyoruz, sizler de görüyorsunuz, bizler de çok fazla başvuru alıyoruz. Benim tansiyon değerimi düşüremediler. Düşmüyor benim tansiyonum diye gezen insanlar var. Bu insanların çok büyük çoğunluğu maalesef uyumsuzluktan dolayı tedavi olamıyor. Gerçekten bir doktor tarafından incelenerek başlanmış bir ilacın tansiyonu normal sınıra çekmemesi mümkün değil. Normal sınıra mutlaka çekilir. Zaten sadece ilaçlar da değil, biz ilaçlarla beraber ilaç dışı tedavi yöntemlerini de hastalara tedavi ediyoruz ki bunu aslında artık halkımız gayet iyi biliyor. Magazin programlarında, magazin köşelerinde her gün tekrarlanan şeyler bunlar. Nedir onlar? Tuzdan uzak duracağız, kilo almamaya çalışacağız, günlük sporumuzu mutlaka yapacağız. Bu yürüyüş de olabilir veya sizin seçtiğiniz herhangi bir spor da olabilir. Stres altında kalmamaya çalışacağız. Günümüzde stres çok önemli bir faktör. Strese girmemek mümkün değil gibi gözüküyor ama stresten çabuk çıkmak gerekebiliyor. Bunun gibi ilaçlı tedavi yöntemleri ilaçlarla beraber kullanıldığında tansiyon değerleri normal sınırlara çekilebilir. Elimizdeki ilaçlar da güzel ilaçlardır. Doktorunuz tarafından başlandığında sizi tabii ki inceleyecek, incelemesine göre ilaca başlayacak ve gayet güzel tedavi edilebileceğinizden emin olabilirsiniz. Tedavi şekillerine lütfen komşunuzdan veya kendinizin tek başına aldığı kararlarla değil, doktorunuzla beraber alınız, doktorun her türlü bilgisine güveniniz ve ilacınızı her gün alınız. Tansiyon hastasının en önemli yapması gereken şeylerden bir tanesi de ilacını her gün almasıdır. Her gün aynı saatte ilacını veya ilaçlarını alması gerekiyor. Ben komşuya gidiyorum, doktora gidiyorum, kan vereceğim, düğüne gidiyorum, cenazeye gidiyorum. Hiçbirisi ilacınızı almamanızı gerektirmez. İlacınızı alıyorsunuz sabahleyin veya hangi saatte ise dışarı öyle çıkıyorsunuz. Çok etkin ilaçlarımız var dedik ve bu etkin ilaçlarımızın tansiyon değerlerini normal sınıra çektiğini söylemiştik. Normal sınırlar nedir? Kabul edilebilir sınırlar nedir? Son yıllarda özellikle yaşlılar için biraz daha genişletilse de normal sınırlar 14 büyük, 9 küçüğün 6'dır. Bizim tedavide hedeflediğimiz yerler bunlardır. Eğer başka bir hastalığınız, başka bir durumunuz yoksa, başka hastalığınız varsa doktorunuz değerlendirecektir. Ona göre de size tavsiyelerde bulunacaktır.
Ama sizin aklınızda kalması gereken, hastamızın aklında kalması gereken özellikle büyük 14'ün küçük 9'un altında olması gerektiği şeklindedir. Hastamıza burada sohbetimizde söylediğim gibi hastamıza da görevler düşüyor. Bu görevlerin önemlerini hatırlatmak, son olarak onları söylemek isterim. Hastamız bir kere doktoruna güvenecek. Verilen ilacı söylenen saatte almadan herhangi başka bir işlem yapmayacak. Tekrar ediyorum, ben doktora kan vermeye gidiyorum deseniz bile ilacınızı almadan gitmeyiniz lütfen. Hastamız ayrıca kendini kötü hissettiği zamanlar, her zaman değil, kendini kötü hissettiği zamanlar tansiyonunu ölçmeli ve bir yere kayıt etmeli. Kayıt etmek çok önemli. Çünkü doktorunuz o kayıtlara bakarak sizin ilacınızı değiştirmeye veya dozunu arttırmaya karar verecektir. Bu arada küçük bir anekdot olarak da hangi tansiyon aletini kullanalım sorusuna cevap vermek isterim. Siz hangisini kullanabiliyorsanız onu kullanın lütfen. Tansiyon aletleri artık çok güzel günümüzde. Hangisini kullanabiliyorsanız onu kullanın. Ancak bir tavsiye daha. Bu tansiyon aletini 3 ayda bir, 6 ayda bir aklınıza geldiği zaman tansiyon aletinin güvenilir olan yerlere, mesela eczanelere, mesela hastanelere, acil servislere götürerek tansiyon aletinizin doğru olup olmadığına mutlaka bakın. Doğru ölçüp ölçmediğine mutlaka bakın. Başka tavsiyeler var mı? Var tabii. Bundan önceki, doktora gitmeden önceki bütün kayıtlarınızı, sağlık kayıtlarınızı yanınızda taşıyınız lütfen. Doktorunuza götürünüz. Tetkiklerinizi, ilaçlarınızı, sonuçlarınızı, filmlerinizi mutlaka bir sağlık çantası yapınız. Orada saklayınız. Doktora gideceğiniz zaman doktora götürünüz. Seyahate çıkacağınız zaman da mutlaka yanınızda taşıyınız. Hipertansiyonun tedavisi için gerekli olan yaşam tarzı değişikliklerini ben ilaç kullanıyorum diye terk etmeyiniz lütfen. Ben örneğin idrar söktürücü alıyorum, o zaman tuz alabilirim gibi bir yanlışa düşmeyiniz. Yaşam tarzı değişiklikleri ilacınızla beraber aynı şekilde devam edecektir. Bu sizin sağlığınıza gerçekten çok gereklidir. Ben sağlıklı günler dileyerek sözlerime son veriyorum. Teşekkür ederim.